Erken gelmişsin. Günaydın. Vallahi erken geldim. Niye? Çünkü havalar çok sıcak ya. İşleri öğleye bırakmak çok kötü. O yüzden sabah erken de gelip bir an önce bitirmek istiyorum. Doğru. Ya odada klima falan da var ama yine de çok güneş alıyor burası ya. Jalüzleri kapatınca da kutu gibi kalıyor. Aman neyse, tatile çıkıyoruz. Döndüğümüzde havalar düzelir herhalde. Aha dur bakalım. Bu kadar iş varken nasıl tatile çıkacağız? Vallahi dostum ben seni bilmem ama Temmuz'un 20'sinden sonra beni bağlasan bu şirkete durmam. E tabii, patron ne olursun diye böyle rahat rahat konuşuyorsun değil mi? Sen de bu şirketin en vazgeçilmez adamısın dostum. Sen de izin iste, sana da versin. Verdi zaten. Tabii biz de 20'sinden sonra çıkıyoruz tatile. Tamam işte şahane. Var mı bir plan? Yok ama yani bu sene hani böyle çocuklara faydalı bir tatil olsun istiyorum. Ne bileyim öyle hani havuzmuş denizmiş değil de böyle değişik yerler görsünler, spor yapsınlar istiyorum. Ama tatil planından önce Çilek Hanım'ın doğum günü var. En çok o beni düşündürüyor. Doğru doğru. Eda söyledi. 17 Temmuz değil mi doğum günü? Evet. Ona ne alacağımı henüz karar veremedim yani. Bilmiyorum, okulda da başlayacak çocuğun. Ama şimdiden ne düşünüyorsun dostum? Daha bir hafta var. Buluruz bir şeyler. Doğru. Bismillah. Sabahın körü. Efendim? O meseleyle ben ilgilenmiyorum. İsterseniz size kocamı vereyim. Avni! Avni! Buyurun benim. Kalk, telefon. Hayırdır, kim? Halanın komşusuymuş. Halama bir şey olmamıştır inşallah. Bilmiyorum, sormadım. Kendin konuş işte. Ben salondayım. Alo? Halime teyze. Halasına bir şey olmuşmuş. Aman ne olacak ona? Kötüye hiçbir şey olmaz. En son gördüğümde her şeyi unutmuştu. Yani en fazla hepten bunamıştır. O kadar. Ne olacak ki? Kötü haber. Ne oldu? Ölmüş mü? Hayır. Ya ne olmuş peki? Sorma. Düşüp ayağını kırmış. Halime teyze var ya, sabah kahve içmeye ona gitmiş, onu öyle bulmuş. Dahası da var. Halime teyzeyi tanımamış. Yani zavallı halacım bunamış ya. Sen al onu bize getir. Yeni gelinkene bana yaptıklarını hatırlatayım da ayağını bilmem ama gör bakalım hafızası yerine geliyor mu gelmiyor mu? Al Suzan. Ne Suzan ne? Az mı çektim ben onun elinden Avni? Kusura bakma ama hiç acımıyorum ve de üzülmüyorum. Ben kafeye gidiyorum. Ha bu arada demin söylediğim şakaydı. Ana, bizimki uyanmış. Günaydın. Günaydın Dudu. Aa, niye duymuyor bu beni? Ay olaya bak. Sihirli aynayı ikiye bölmüş kulaklıkla dinliyor. Dudu. Günaydın Dudu. Ne yapıyorsun? Betüş'ün evini seyrediyorum. Sen uyanma, ses seni rahatsız etmesin diye de kulaklık taktım canım. Aman 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 aman, eski köye yeni adet. Tövbe tövbe. Hem ne diye gözünü açar açmaz aynanın başına geçtin de Betüş'lere bakıyorsun? Betüş'ün evden çıkıp kafeye gitmesini bekliyorum da ben de kafeye gideceğim onun için canım. Neden? Çilek'in doğum gününü konuşmak için. Kabul ederse bizim şatoda yapalım istiyorum. Aman canım daha bir hafta var. Olsun. Şimdiden hazırlık yapmam lazım. Ne hazırlığı? Sen perisin. 2 saniyede halledersin. Ne yapacağımı nereden biliyorsun? Belki hazırlığın bir hafta sürecek. Allah Allah. İçimden bir ses yine hain planları var diyor ama. Ay pes yani. Cem hala telefonda. Onun yüzünden Betüş kafeye gidemiyor. Ay ne alaka? Kızları onu bırakmıyordu ondan. Ha? Ben de seni çok özledim. Ya sinir oluyorum yaz tatillerine. Seninle hep gayrı kalıyoruz. Babam bazen sevdiklerinden ayrı kalmak iyidir diyor ama. Sevgiyi güçlendirirmiş. Aman palavra. Bir büyüyelim, bir tatilim bile senden ayrı geçirmeyeceğim. Ne mi yapıyorum? Çilek'le Ceren her gün tepemde. 2 kız kardeşle kafayı yiyorum. Ya Ceren her şeye vıdı vıdı ediyor. Neymiş seninle telefonda çok uzun konuşuyormuşum. O da benim yüzümden Kerem'le görüşemiyormuş. Ya bir de Çilek de ona uyuyor, benim telefonlarımı dinliyor.
Yok yok, merak etme. Bu sefer açma da. Açsa anlarım paralelden. Kapatın o telefonu çabuk. Ya inanamıyorum ya. Kerem benden telefon bekliyor. Abim inadına konuşuyor. Görüyorsunuz değil mi? Kızım sakin ol. Kapatır şimdi. Aa. Kapatmıyor anne. Bekle, gitme de gör. Doğru söylüyor vallahi Betüş Hanım. Bir aradı mı 40 saat konuşuyorlar. Bir türlü kapatmıyorlar. Çok para yazıyor. Abi yüzünden tatile gidecek paramız kalmayacak. Daha neler artık. Bir kere Cem hesabını bilir. Abartmayın lütfen. Haklısın. Sen nereden bileceksin ki? Babam işe, sen kafeye gider gitmez abim telefona sarılıyor. Nasılsa yarın öbür gün gelir fatura, görürsünüz. Abla ben dayanamayacağım, artık açacağım. Aa. Aç çile kaç. Bizim açtığımızı hissedince mecburen kapatıyor. Buraya gel bakayım. Sakın böyle bir şey yapmayacaksın Çilek. Anne bırak konumu. Biz bunu hep yapıyoruz. Ben buradan açıyorum, oradan kapatıyor. Ben de yapmayayım diyorum ama dinlemiyorlar. Çilek sakın. Çok ayıp. Asıl abimin yaptığı ayıp. At Çilek. Evet ya, konuşmasın bu kadar. Bir dakika Tuğçe. Çilek telefon açtı. Çilek. Efendim abicim. Kapat çabuk. Kapatmayacağım. Bak Betüş'e söylerim. Söyle, o da zaten yanımda. Yanınızda mı? O kafeye gitmedi mi? Hayır, olanları görsün diye göndermedik canım. Yaptıkları şakaya bak. Ay, pardon Tuğçe, ben seni birazdan arayayım mı? Tamam. Güle güle Tuğçe, iyi tatiller. Çilek. Kızma anne, gördün mü beni araya girince nasıl da kapatıyor? Çilek, Kerem, ikiniz de mahvedeceğim. Kaçalım Çilek. Niye kaçıyormuşuz? Aslı annemden kaçsın. Oh, canıma değsin. Bu kadar saat telefonla konuştuğumu anneme söyledik. Cem, bu doğru mu oğlum? Doğru. Aa, bir de utanmadan söylüyor. Ne yani? Telefonla da mı konuşamayacağız? Oğlum, tabii ki konuşabilirsin. Ama biraz daha dikkatli davranman gerekiyor. Davranamam. Madem siz beni Tuğçe'nin yanına tatile göndermediniz, onunla sabahtan akşama kadar telefonda konuşacağım. İnadınıza konuşacağım. Cem, lütfen kardeşlerine ve bana karşı biraz daha kibar ol oğlum. Olamam. Siz de iyi anne baba olun da benim isteklerimi yerine getirin. Üzülmeyin Betüş Hanım. Ulu uçağında olur böyle şeyler. Sonra geçer. Nasıl üzülmeyeyim Firuze? Biz bunları hak etmiyoruz. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.